Sadi Bey, bir sonraki sefer ne olacak? Daha kötüsü olmaz mı sanıyorsunuz? Hocam kulu gaybı nereden bilsin? Gaybı Allah bilir. Ama dediğinizi idrak ettim ben. İşi daha sıkı tutacağız, dikkat edeceğiz, dua edeceğiz. Yahu duayla, dikkatle olacak şey mi bu Allah aşkına? Gördünüz işte. Tövbe hocam, küfre giriyorsunuz. Ben durumun ciddiyetini anladım, müsterih olun. Bakın ben yardım etmek istiyorum size. Siz de bana yardım edin. Bu çocuğun geçmişten kalma bir derdi var, belli. Ailesiyle alakalı, annesiyle alakalı. Hocam onun ailesi biziz. Bizimle ne derdi olabilir ki? Yok. Yok, biz anlaşamıyoruz sizin. Olmuyor. Olmuyor. Bakın bu adli bir vaka. Polise, savcıya haber vermek gerekir. Tanıştığımızda benden rica ettiniz. Ben de dinledim sizi. Ama bu işin sonu iyi değil. Hayran. Hocam, polis dediniz, adli vaka dediniz de bir şey benim dikkatimi çekti. Bu hırsızlık, haneye tecavüz, bunlar da adli vakadır değil mi? Zira sizin kardeşiniz adı... Hande. Hande Hanım. Bizim dergahımıza gizlice girip telefonla şey edince hiç bize sormadınız Sadık hocam. Siz polisi niye aramadınız yahu diye? Tehdit mi ediyorsun beni? Hocam, tövbe estağfurullah. Benim sizin niyetinizden zinhar şüphem yok. Lakin hani konu Cüneyt'se hastanedir, polistir, yani karakoldur, bunları karıştırmayacağız hocam. O zaman istediğim vakit bu dergâhta, burada Cüneyt'i görmek, konuşmak isterim. Kabul mü? Benim başım gözüm üstüne hocam. Yahu Cüneyt size çok itimat ediyor biliyor musunuz? Biz de itimat etmek isteriz. Kardeşinizin yaptığını bir daha tekrar etmemesi kaydıyla. Hani inşallah. Bedel ödemeye geldin ya. İster bir gürde kal, ister sokakta, parkta, bahçede neyse. Bu soruyu kendin sormak zorundasın onlara. Abime de, kızına da. Ben bunları düşünmedim mi sanıyorsun? Düşündüğünde ne oldu ya? Çözdün mü? Abinin hiçbir suçu yok mu ya? Yok mu? Ya güya gazeteci olacaksın, yapma. Ne alakası var? Var. Hikayeye bakmadan, arka planda ne olduğuna bakmadan manşete atıyorsun. Backstory'yi görmeden konuşuyorsun. Kötü anne. Bunun daha çok gideri var çünkü değil mi? Hı? Yahu ortada bir konu var. İki yetişkinin verdiği kararlar var ortada. Ben karar vermedim. Öyle mi? Ben sadece çocuk sahibi olmak isteyen genç bir kadındım. Nesi yanlıştı bu? O zaman ona göre bir evlilik yapacaktın Beste. Şimdi kalkıp da buna isyan etmeye hakkın yok ya senin. Hem bilet alma, hem piyangonun çıkmasını bekle. Aşk mı zannettin? Ya madem bu kadar çocuk istiyordun, o zaman biliyordun abimin çocuğunun olmayacağını ya. Daha öğrencilikte belliymiş, o deneylerde mi neyse. Velhasıl neydiyse. Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Seçkin. Ne? Seçkin burada, Levent de yanında. Benim gitmem lazım. Benim gitmem lazım. Saçmalama Beste. Çocuk gibi kaçacak mısın? Gitmem lazım. Levent. Seninki burada. Kim benimki? Hande. Bak Hande orada. Onun yanına gidelim ya hadi. Hayırdır ya benim mekana geliyorsun, benden haber vermiyorsun. Aşk olsun, ne haber? İyi senden, ben de kalkıyordum şimdi zaten. Ne yapıyorsun kuzum? Ya arkadaşını bekleseydin o zaman, kalkıyorsan. Ya çok kalabalık herhalde, alamadılar kadehi. O elindeki ne? Bu kese kağıdı ya, öyle çirkin birini görürsem kafasına geçiririm diye yanımda taşıyorum. Öküz, öküz, öküz. Ya zeytinliği sattık da sağ olsun Seçkin aracı oldu, onun parası. Aa, hiç haberim yok. Babamın haberi var, o yetmez mi malum? Acil bir şey mi oldu, bir ihtiyaç falan mı oldu, neden? Hayır, Meryem Hanım ve kızı için yaptı abim bunu. Yani babam yaptı, okul için lazımdı da. Ben olsam yapmaz. Senin payını ayırmıştır, tamam mı? Onunla konuşunca sorarsın. Ah, ah kuzum, ah, ah. Acımıyor anne, yanmıyor da merak etme sen. Sadece korktum biraz. Ama Levent amca yetişti zaten. Sağ olsun. Yani günah değil mi? Yapılır mı böyle şey sana? Bence istemeden yaptı. Saf kızım, temiz kızım benim. İstemeden yapılır mı böyle şey? He? Her şeye aklı fazla fazla eriyor diyorlar o Cüneyt Efendi için. Öyle istemeden değil. Hasta bence Cüneyt. Bir şey olmuş ona. Sanki arada gidip geliyor böyle. Aklı yerinde ama ruhu... Çok safsın, çok merhametlisin sen. Ama onu düşünme. Ona bakan, ona merhamet eden çok. Anladın? Sen kendini düşün. Az kaldı. Söz veriyorum kara kuzum. Gerçekten söz. Az kaldı, çok az kaldı. Bitecek, 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 bitecek. Kara kuzum. Uzan sen. Ne yaptın? Ne işin var burada? Zeynep'i kontrole geldim. Sadi Bey'in haberi var falan derim. Merak etme sen. Zeynep burada mı? Zeynep, kızım Levent amcan geldi. Kusura bakma. Estağfurullah. Şu terlikleri geçiriver ayağına. Tabii tabii. Evet. Gelin anne. Zeynep. Levent amca. Bir dolaşıyordum da seni bir göreyim istedim. İyi misin? Yani zor bir gündü. Kendini nasıl hissediyorsun? Gideceğiz ya zaten. Geride kaldı hepsi. Dirayetli kızım benim. Sen çok özel bir kızsın gerçekten. Aferin. Biz biraz annenle konuşacağız, tamam mı? Sen istirahat et. Yarın sizi ben çıkartacağım dergâhtan. Nasıl? İşi şansa bırakmayalım. Saat 3'te havalanda olmamız lazım. Ya malum Naim'in izniyle ilgili tanıdıklar devreye girdi. Başka bir kapıdan alacaklar sizi. Allah sizden razı olsun. Senin de babanın da hakkını ödeyemem. Ama andolsun ömrüm sonuna kadar duacıyım. Meryem. Bence bu kadar erken teşekkür etme. Bana biraz kızacaksın ama sana kötü bir haberim var. Of. Sadece Zeynep gidebiliyor. Öldürdün beni, öldürdün. Kızım bak bana. Memlekette de beslerdin böyle. Küçükken. Damda. Hatırladın mı? Paçalı gelirdi bir tane. Alıştırdıydın, çok severdi seni. Komşunun oğlu tuttu sonra. Götürdü sattı. Ben olmasam alıştıramazdı. Alıştırırdı. Alıştırırdı. Yem verirdi gene alıştırırdı. Güvercin yeme gelir garibim. Yem verenin niyetini bilmez ki. Bak fark etmez. Burada da aynı, memlekette de aynı, Fransa'da da aynı. Güvercin her yerde güvercin olduktan sonra. Yuvadan uçma vakti gelince. Rızkının peşine düşer. Ben sensiz gidemem anne, yapamam. Hem güvercin değilim ki ben, kuzuyum. Kuzuluk devri bitti artık. Bak, bir yollar düşünülecek, merak etme. Elbet kavuşacağız elinde sonunda. Sen şimdi hele bir git. Anne ben gidersem sana kötülük ederler. Babam... Hiç kimse bir şey demez bana. Allah izin vermedikten sonra. Sen de böyle edersin Doğan. Çok iyi baş ediyorsun. Baş etmeyip ne yapacağım? Öyle deme. Birçok anne yapamıyor. Evladının arkasında duramıyor. Estağfurullah. Ben seni, yani sizi tanıdığıma çok mutluyum. Bir mukabele. Borcunuz ödenmez. Bey amcanından. Artık eve gelmezsin babama. Gelemem. Bilmiyorum ki ne olacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Önce bir Zeynep'i yolcu edelim de konuşuruz. Allah razı olsun. Levent Bey. Fransa yolcusu kalmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.